Demir, Kur'an'da kendisine dikkat çekilen elementlerden biridir. Hatta bir sureye Hadid ismi verilmiştir ki demir manasına gelmektedir. Hadid suresinin 25. ayet-i kerimesinde şöyle buyurulmuştur. Biz demiri indirdik ki onda çetin bir sertlik ve insanlar için faydalar vardır. Ayet-i kerimede demirin oluşumu için kullanılan enzelna tabiri biz indirdik manasına gelmektedir. Halbuki bizim bildiğimiz şey demirin yer altından çıkarılmasıdır. Yani bize göre demiri indirdik yerine demiri çıkarttık denilmeliydi. Ancak durum hiç de öyle değildir. Ayet-i kerimedeki indirdik tabiriyle çok önemli bir bilimsel mucizeye dikkat çekilmiştir. Şöyle ki, demir madeninin oluşabilmesi için bir sıcaklığa ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan bu sıcaklık, dünyada olmadığı gibi güneşte de mevcut değildir. Güneşin 6000 santigratlık bir yüzey ısısı, 15 milyon santigratlık bir çekirdek ısısı vardır. Bu ise demirin oluşumu için yeterli bir sıcaklık değildir. Demir, ancak güneşten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince artık yıldız bunu taşıyamaz hale gelir ve patlar. Demirin uzaya dağılması da işte bu patlamalar sonucunda mümkün olur. Bütün astronomik bulgular, dünyadaki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur. Sadece dünyadaki demir de değil, tüm güneş sistemindeki demir dış uzaydan elde edilmiştir. Çünkü ifade ettiğimiz gibi güneşin sıcaklığı demir elementinin meydana gelmesi için yeterli değildir. Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere demir madeni dünyada oluşmamış süpernovalardan taşınarak aynı ayet-i kerimede bildirildiği şekilde indirilmiştir. Bu bilginin Kur'an'ın indirilmiş olduğu asırda, yani bundan 1400 sene önce bilinmesi mümkün değildir. Madem mümkün değildir, o halde bu bilginin Kur'an'da var olması neyle izah edilebilir? Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmasından başka bir izah var mıdır? Ayrıca ayet-i kerimede demirin insanlar için çok faydaları olduğundan bahsedilmektedir. Halbuki bu ayet-i kerimenin indiği dönemde insanlar demirden sadece kılıç yapıyorlardı ve demirin başka faydalarını bilmiyorlardı. Buna rağmen Kur'an onda insanlar için çok faydalar vardır buyuruyordu. Şimdi gelin demirle ilgili son bilimsel verilere bakalım. Demir atomu olmaksızın evrende karbona bağlı yaşam olması mümkün değildir. Yani süpernovalar olmaz, dünyanın ilk dönemlerinde ısınması gerçekleşmez, atmosfer ya da hidrosfer olmaz, koruyucu manyetik alan olmaz, Van Allen radyasyon kuşakları oluşmaz, ozon tabakası olmaz, insan kanındaki hemoglobini meydana getirecek hiçbir metal bulunmaz, oksijenin reaktifliğini yatıştıracak metal oluşmaz ve oksidasyona dayanan bir metabolizma meydana gelmezdi.